Saygıdeğer konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Atakaşçelik'in üretim kapasiteleri ve üret ürettiği ürünler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunacağız. 2013 yılında yatırım kararı alan Atakaşçelik, 2016 Temmuz ayı itibariyle payasta üretimlerine başlamıştır. Bu tesiste 1.2 milyon ton asitleme kapasitesine sahip asitli saç, 990 bin ton flart malzeme, 600 bin ton galvaniz kaplanmış saç, 200 bin ton boya kaplanmış saç ve 300 bin ton hat, e, soğuk hattelenmiş tavlanmış saç yani DKP üretimi kapasitesine sahiptir. Atakaş Çelik'in 1.2 milyon ton kapasiteli sürekli asitleme temizleme hattı 1.20 milimetre kalınlık ile 5 milimetre kalınlıklar aralığında 600 milimetre ile 6, 1550 milimetre genişliğinde kenar kesmeli ve kenar kesmesiz müşteri isteğine göre yağlı ve yağsız şekilde üretim yapılabilmektedir. Aynı zamanda Atakaş Çelik 3 ayrı merdane ee, tek ayakta tersin hadde hizmetinde bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde 0.25 ile 2 mm kalınlık aralığında, 600 mm ile 1300 mm genişliklerde yaklaşık yıllık kapasitesi 290 bin tondur. İkinci e, haddemiz e, 0.25 ile 2 mm kalınlığında, 600 ile 1550 mm genişliğinde, buradaki kapasitemiz ise 410 bin ton civarındadır. Geçen ay devreye aldığımız üçüncü tersil hattımızda ise burada da 0.016 mm ile 1.20 mm aralığında ve 1300 genişliğe kadar üretim yapılabilmektedir. Aynı zamanda buranın kapasitesi de 290 bin ton yıllık kapasiteye sahiptir. Bütün hatta haddelerin toplamı yaklaşık 990 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Diğer bir ürün grubumuz olan galveniz taç üretim tesisimizde iki tane galveniz hattımız mevcuttur. Bu hatlardan ilkinde 0.25 mm ile 3 mm aralığında asitlenmiş ve haddelenmiş malzemelerin tavlama fırınlarından geçirilerek mekanik değerler oluşturulduktan sonra farklı kalitelerde yapı çeliği, derin çekme gibi mukavemetlere sahip kalitelerde üretim yapılabilmekte ve yıllık kapasitesi yaklaşık 450 bin ton civarındadır. Geçen ay devreye aldığımız e, ikinci galvaniz hattımızın kapasitesi yaklaşık 200 bin ton civarında olup e, burada da 0.17 mm ile 1.20 mm aralığında kalınlık aralığında olup e, 600 ile 1300 mm genişliğinde üretim yapabilmekteyiz. Diğer bir e, ürünümüz ise boyalı saçtır. Boyalı saçta e, üretim aralığımız yeni hattımızla beraber 0.20 mm boyalı saçtan başlayıp 1.5 mm kalınlığa kadar çıkabilmekteyiz. Bu hatta da yine 0 e, bu hatta da yine 600 mm ile 1550 mm genişliğinde malzeme üretebilmekteyiz. Soğuk katkılanmış tavlanmış taş DKP dediğimiz kısım 3 bölümden oluşmaktadır tesisimizde. Bunların birinci aşama elektrolitik temizleme hattı, ikincisi yığın tavlama ve üçüncüsü de temperleme işlemidir. Yığın tavlama öncesinde full art malzemeler elektrolitik temizleme hattından geçirilerek üzerindeki hatta yağı temizlenmekte ve bu hattımız 0.20 ile 2 mm aralığında kalınlık aralığında olup 600 ile 1500 mm genişliğinde e, kapasiteye sahiptir. Yıllık kapasitesi yaklaşık 300 bin ton civarındadır. Elektrolitik temizleme hattında temizlenen ürünlere yığın tavlama ile mekanik özellikleri tavlanarak tek, e, tekrar verilir. Bu hattımızda ise yıllık 300 bin ton kapasiteye sahiptir. Yığın tavlama yapılan ve mekanik özellikleri, mekanik özellikleri istenen kaliteye göre ayarlanan ürünler temper hattına yönlendirilerek yüzey ve fiziksel özellikler homojen bir yapıya kavuşması sağlanır. Yıllık kapasitesi 300 bin ton malzeme olmaktadır. Bu tesisimizde ise 0.3 ile 2-3 milimetre aralığında üretim hattına sahip olup 700 ile 1500 milimetre genişliklerde üretim yapılabilmektedir. Bu tesisimizde DC01, 03, 05 ve 06 gibi kaliteler üretilmektedir. Bir, diğer, bir diğer ürün ise ikinci galvaniz hattımızı devreye almamızla beraber belki de e, dünyada eşi benzeri olmayan bir galvaniz hattıydı. Bu hattımızda biz üç ürün elde etmekteyiz. Birincisi galvaniz, ikincisi bilek eneyl dediğimiz malzeme ve üçüncüsü de sürekli tavlama yöntemiyle elde ettiğimiz DKP dediğimiz sajdır. Bu ikinci galveniz hattımızda, eee, bilek yanı yıl dediğimiz bir malzeme üretmekteyiz. Bu malzeme de, e, full art olarak, e, malzeme fırınlara girmekte ve elektrotik temizleme ünitesi yağından ve demir tozlarından tamamen temizlenmektedir. Sonrasında tavlama fırınlarında sürekli tavlama prosesi uygulanmaktadır. Malzeme yumuşadıktan sonra normal şartlar altında 80 derecede çıkması gerekirken malzeme daha yüksek sıcaklıklarda 300 derecede çıktığı için saç üzerinde bulunan karbon ve mangan gibi elementler doğadaki oksijenle temas etmekte ve bu da saç yüzeyinde bir mavi bir tabaka oluşturmaktadır. Bu malzeme de Black Anil diye adlandırılmaktadır. Bu malzemenin yüzeyinde Yağlama işlemi uygulanabilmektedir. Aynı zamanda parlak, normal veya pürüzlü e, şekillerde malzemeyi üretebilmekteyiz. Diğer bir e, ürünümüz olan e, sürekli tablama yöntemiyle elde edilmiş olan soğuk sacda ise ee, yine ikinci galvaniz hattımızda bu malzeme full art olarak e, hatta girmekte. Elektrotik temizleme ünitesinde yağından ve demir tozundan tamamen arınmaktadır. Sonrasında tavlama fırınlarında ve sürekli tavlama prosesine uygulamaktadır. Burada ise 0.60 ile 1.10 milimetre kalınlıklarda 600 ile 1300 milimetre genişliklerde üretim yapılabilmekte. Burada da yine yüzey tipi olarak soğuk üretimlerde kullanıldığı gibi parlak normal veya pürüzlü seviyelerde pürüzlülük işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca Atakaş Çelik, Çelik Servis Merkezi ile de hizmet vermektedir. İki lokasyonda yer alan Çelik Servis Merkezleri, bir tanesi Payas'ta, bir tanesi Sarıseki'dedir. Payas'taki olan e, çelik servis merkezimizde e, soğuk boy kesme ve soğuk dilme e, hatlarımız vardır. Bu hatlarda boy kesmelerde 0.25 ile 3 mm aralığında üretim yapılmakta ve yıllık kapasitesi 150 bin tondur. Dilme hattımız e, 0.20 mm ile 3 mm aralığında ve 20 mm genişliğe kadar üretim kapasitesine sahip olup yaklaşık üretim kapasitesi de bunun 150 bin tondur. Sarısekide yer alan sıcak e, çelik servis merkezimizde ise iki tane hattımızın Mevcuttur. Bu hatlarda e, ST37, ST44 ve e, ST52 kalitelerde saç kesilebilmekte ve 15 metre e, boya kadar açılabilmektedir. Buradaki e, hattımız 1.5 ile 20 mm arasında e, kalınlıklarda kesim işlemi yapmaktadır. Üretim tesisimizin ve Atakaş Limanı'nın konumu, konumu sayesinde dünyanın en büyük hammadde tedarikçileri çalışmakta ve sürekli tedarik üretim yolunu izleyerek avantaj sağlamaktadır. Ayrıca yine dünya yine bulunduğu konum itibariyle iç ve dış piyasaların ihtiyaçlarına gerek deniz gerekse karayolu ile nakli avantajı sağlayarak cevap verebilmektedir. Bulunduğumuz dönemde küresel krizler ile çok karşılaşmaktayız. Atakaşçılık bu küresel kriz dönemlerinde bile üretim hacmini artırarak esnek çalışma ile Türkiye'nin ve dünyanın çelik ihtiyacına karşılık vermekte ve değişen şartlara hızla adapte olabilmektedir. Özellikle ihracat kanadında ilk olarak Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleriyle sürekli ticari ilişki içerisinde yol izlemekte. İkincisi ise d tüm dünya ülkelerine güncel politik ve finansal e, yapılarına cevap verebilecek şekilde adapte olarak hızla e, ürün tedarini sağlamaktadır. Saygıdeğer konuklar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.